olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba ablam. Maşallah kız büyümüş ya. Nasıl, iyi misin? Halin keyfin nasıl? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Var mı bir ihtiyacın bir emrin bize? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Bırakalım. Ben sırtımı açık yapalım. Ben şahabetim hafif. Eyvallah. Şahabetim hafif. Vay be, iyi büyümüş değil mi? Bebekti maşallah ya. Allah sağlık olsun. Eyvallah. Şimdi korona olduğu için biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Teşekkür ederim. Biz müsaade isteyelim. Her zaman bizim kapımızda, gönlümüzde açık sizlere. Teşekkür ederim. Her zaman bizi arayabilirsiniz. Şahabetim hafif. Emanet-i Hudeybi bir katçaya var. Maşallah. O zaman biz müsaade isteriz. Çok fazla... Derset de masker dair. Hoca da biliyoruz bir. Korona Korona'ya karşı işte biraz tedbirli olmamız gerekiyor. Ramazan ya. Hepimiz orucuz. Hem çok fazla rahatsızlık da vermeyelim. Korona virüsü de var. Sana da bizden bir şey bulaşmasın. Dua. Kendinizi tanıtır mısınız? Habib Aslan Bey, Tüşap Belediye Başkanı. Bugün Anneler Günü ve Anneler Günü ile ilgili şu an eve dolaşıyorsunuz. Yürüyerek bayağı bir yol kat ettiniz. Evet. Şu an neler söylemek istersiniz efendim? Tabii annelerimiz için ne kadar yorulsak onların bizim üzerimize çektiği bir sancının bedelini ödeyemeyiz. Öyle bir dinin mensubuyuz. Bize öyle öğreten bir dinin mensubuyuz. Hem İçişleri Bakanlığımızın hem de Hatice Ana Vakfımızın da tertiplediği bir proje kapsamında biz bugün annelerimizi ziyaret ettik. Kaymakam Bey ve alay komutanımızla beraber. Onlara çeşitli hediyeler verdik. Sorunlarını, dertlerini dinledik. Bir ihtiyaçları varsa karşılayacağımızı söyledik. Kendileri çok mutlu oldu. Tabii gönül ister ki bütün annelerimizin elini öpmek, ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlemek, çözmek. Ama tabii ki buna fırsatımız yok. Fakat biz her zaman annelerimizin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kendiniz tanıtır mısınız? İsmail Fendik, Beytül Şevap Kaymakamı. Bugün Anneler Günü. Öncelikle şehit annelerimiz ve şehitlerin eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Bugün hem kaymakam, belediye başkanı ve garnizon komutanı olarak hem de diğer tüm kurum amirlerimiz ilçemizdeki şehit annelerimizi tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutluyorlar, kutluyoruz. Ve sorunlarını, ihtiyaçlarını dinliyoruz. Zaten biz sadece Anneler Günü'nde değil, her zaman şehit annelerimizin hizmetinde ve emrindeyiz. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız ve Hazreti Hatice Vakfı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu 100 yaşının üstündeki annelerimizi de ziyaret ettik. Onların da ihtiyaçlarını dinledik. İnşallah hep beraber annelerimiz başta olmak üzere Beytül Şevap'taki tüm kadınların hizmetindeyiz. Bu vesileyle tekrar tüm annelerimizin, şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. İnşallah annelerimizin duasıyla ülkemiz, dünyamız koronavirüs belasından kurtulacaktır en kısa zamanda. Efendim? Beraber her gün 4 çeşit sıcak yemeğini getiriyoruz tek başına yaşayan bir yaşlı teyzemiz. Maalesef ailesi tarafından sahiplenmedi. Kendisine defalarca biz hani yaşlı bakım evlerinde, huzur evlerinde kalmak ister mi diye sorduğumuzda maalesef olumsuz cevap verdi. Buna rağmen işte konteynere elektrik bağlanması noktasında, diğer ihtiyaçların karşılanması noktasında zaten haberdarız kendinden. Sürekli de hizmet ediyoruz. Bir takım eksikliklerinin de olduğunu söyledi. Çamaşır makinesi, televizyon gibi. Bunları da en kısa zamanda önümüzdeki hafta içerisinde göndereceğiz. Gönül ister ki tabii annelerimize, kadınlarımıza, yaşlandığında babalarımıza, aile mensupları sahip çıksın. Ama onlar sahip çıkmazsa da devletimiz var. Devletimiz her zaman tüm kurumlarıyla bu vatandaşlarımızın geçmişi geleceğe aktaran bu annelerimizin, dedelerimizin, babalarımızın yanında hizmetinde her zaman da böyle olacak. Tamam.
Lokman bizi fotoğraf ablamak için çanta açma. Selamun aleyküm hani. Böyle sana günümüzde verelim. Anneler günün kutlu olsun. Sana her gün yemek gönderiyoruz. Başka bir ihtiyacın var mı bir Emre bizden? Her gün yemek alıyorsun değil mi? Evet, çamaşır makinesi oh. istedik teyzemiz. Hemen Emre onu başlığı ihtiyacıdır. Küçük bir televizyon da ayarlarız, tamam mı? Tamam. Küçük bir televizyon, çamaşır makinesi, kıyafet, başka? Yatağı yok, ne? Yatağı yok, bazen.